Merhaba çocuklar. Şimdi ilk yapacağınız sınav süreleriniz 40 dakika. Her biri 40'ar dakika. Mesela size bu şekilde bir tırnak makası koyabilirler veya resmini verebilirler. Size bunu çizmenizi isterler. Mesela ilk başta kompozisyonumuzu oluştururuz. Daha sonra büyük oran ve orantısına dikkat ederiz. Hani birbirleriyle oran ve orantısı düzgün mü? Çünkü bunlar birbirine eşit olduğu için, parça olarak düşünün, birbirine eşit olduğu için birbirlerine eşit yaparsanız, mesela bu daha büyük olsaydı sırıtırdı. Çünkü tırnak makasının bundan büyük olamaz. O yüzden oran ve orantısına, kompozisyonuna dikkat ettiğiniz zaman güzel bir not alırsınız. Ekstradan da çocuklar, mesela geçmiş sınavlarda çamaşır astığımız mandal var ya, mandalı vermiş, demiş ki bunu çizin. Onu ayrı çizmişler. Ayrıyeten de şöyle bir düz bir çizgi çizmişler. Demişler bu alta da mandalın yarısını ve bir parçasını çizin. Yarısını ve o diğer yarısından bir kompozisyon oluşturun demişler. Yani mesela mandal diyelim. Mandal şöyleyse, bakın şurada yuvarlak bir şey olur. Bakın. Bu bütün bir mandal. Mesela bunun yarısından ne yapabiliriz? Şu yarısını ele alalım. Biz de mandalın yarı kısmını çizeriz. Bunu dikey olarak çizeriz. Mesela bir robot yaparız. Robotun kolunu, mesela şu mandalın yarısını robotun kolu olarak görebiliriz. Diğer koluna da aynısından yaparız. Ne olur? Biz onlardan daha farklı düşünmüş oluruz. Bu da yaratıcılık gücümüzün fazla olduğunu gösterir. Ve biz bunlardan daha yüksek not alırız. Veya mesela bir tane sandalye çizeceğiz. Sandalye çizmemizi istediler. Bakın şöyle bir sandalye. Mesela herkes bu şekilde çizerken sizin bu sandalyenin yan kısmını, diğer yan kısmını, bakın, üç boyutlu hale getirseniz, bakın, hem ön kısmını, hem yan kısmını görüyorsunuz. Bakın, bunu yaptığınız zaman ve mesela sandalyeye düşen gölge, ışık mesela şu taraf, bu taraftan vuruyorsa gölgesi arka tarafa düşer. Yani bu gibi ayrıntılara inerseniz siz diğer arkadaşlarınızdan daha yüksek puan alırsınız ve tam puan alırsınız. Sizin için daha faydalı olacaklar. Yani bir şey çizdiğiniz zaman bakın ayrıntılarına girin. Her şeyi, objeleri ve nesneleri iyice bile gözlemleyin çocuklar. Çocuklar sizlere mesela bir masa verebilirler. O masanın üzerine bu şekilde meyve sebze koyabilirler. Bunu çizmenizi isteyebilirler veya farklı bir şey koyabilirler. Fark etmez. İlk önce yapmamız gereken çocuklar kompozisyon. Yani kağıdımızın o çizeceğimiz alanı bu kağıdın ortasına benim yaptığım gibi. Bak ben ortalamışım. Sınırlarımız bu sınırlar içerisinde. Kompozisyonumuzu buna göre ayarlıyoruz. Yaptıktan sonra mesela sadece burayı yaptınız. Burayı çizdikten sonra zamanınız var. Ne yapacaksınız? Diğerlerinden daha iyi not alabilmeniz için ayrıntılara gireceksiniz. Ayrıntılar neler?
Mesela burada bir tane kapak var. Şurada mesela tahta var diyelim. Şuradaki duvarın fayansın köşeleri. Ondan sonra buradaki renkleri mesela rengarenk olur. Siz kara kalemle yaparsınız büyük ihtimalle. Ondan sonra burada meyve çizmişiz, meyvenin gölgesi, ayrıntıları. Yani ne kadar çok ayrıntı çizerseniz o kadar sizin yararınıza, diğer arkadaşlarınızdan farkınız ayrıntıdır çocuklar. Daha iyi puan almanız için ayrıntıdır. Bakın bunda çizgilerimiz, bak dümdüz çizgilerimiz var. Kendinden emin çizgilerimiz var. Çizgide şey yaptık. 20 puan aldık. Kompozisyonu düzgün ayarlamışız. Kompozisyonda 20 puan aldık. Hayal gücü mesela bunları yapmışsın. Ekstradan ayrıntılara girmişsin, netlere girmişsin. O da canlı çizimlerde hayal gücüne giriyor. İmgeselerde farklı. Kendi kafandan tasarlıyorsun. Yani bu ve benzeri şeyler sizin daha iyi puan almanıza neden olacak. Ondan sonra yaratıcılık da aynısı. Yaratıcılık artı imgesel demek. Çizgi değerleri düzgün, kompozisyon düzgün, perspektif kuralları düzgün. Yani böyle bir çalışma yaptığınız zaman 100 puan alırsınız çocuklar. Çocuklar, bir diğer yapmamız gereken de çocuklar perspektif. Perspektif neydi? Bakın, bize yakın olan kısım daima büyük olur. Bakın, şu adam daha büyük bu bayana göre. Arkadaki daha küçük. En arkadakiler daha küçük görüyor. Bakın buradaki insanlar da daha küçük olmuş. Neden? Çünkü burada bir derinlik olması lazım. Bize yakın olan kısım daima büyük oluyor. Gittikçe küçülüyor. Yani perspektifi vermemiz için mekan girmemiz lazım. Derinlik hissi vermemiz lazım. Mesela şurada da aynı şekilde perspektifi uygulamışız çocuklar. Burada bir tane dilenci gelmiş çocuğuyla. Bunu hayal olarak yaptık. Sizler de bu şekilde yapacaksınız. Sizlerden bir takım şeyler soracaklar. Diyecekler bunu yapın. Bu şekilde bakın. Bu bize yakın olduğu için daha büyük çocuklar. Oturdukları için daha küçük gözüküyor. Daha geride olduğu için buna göre daha küçük. Yani bu şekilde mesela mekan ekleyebiliriz. Şuradan şöyle sokak arası geçiyormuş gibi. Şuradan başka bir cadde gidiyormuş gibi. Bakın şuradan farklı bir sokak arasına gidiyormuş gibi. Bu şekilde derinlik hissi yaratabiliriz çocuklar. Bakın burada asker çizimleri yapmışız. Burada ne yapacağız çocuklar? Bunları hayali yaptık. Buraya mekanı koymadığımız için burada herhangi bir perspektif söz konusu olmuyor. Yani bize aynen burada mesela şu figürü büyük yapmışım çünkü bize yakın olduğu için. Şunu da biraz küçük yapmışım. Ama bunların nerede savaştıkları belli değil. O yüzden mesela mekana vermemiz lazım. Mesela şuradan böyle dağlar yaparsak bunların dış mekanda savaştıkları belli olacak veya farklı farklı şöyle küçük küçük dağ yamaçları yapabiliriz. Saklandıkları kuleler yapabiliriz veya şuraya bakın şöyle bir duvar yapabiliriz. Duvarın arkasındalarmış gibi. Yani mekanı eklediğimiz zaman çalışmamız daha güzel olacak. Daha sonuç vereceğiz. Bakın kuşlar uzaklaştığı için M gibi görüntü vermiş. Bu da perspektif kurallarıyla alakalı çocuklar.
Çocuklar yaratıcılıkla ilgili mesela sınavda geçmiş yıllarda sorular sorulmuş, imgesel dediğimiz hayali çalışmalar. Mesela ne sormuşlar? Demişler okulun penceresinden aşağıya baktığınızda bahçedeki çocuklar bir yere doğru şaşırmış şekilde bakarken parmaklarıyla gösteriyorlar. Size anlattığım bu hikayeyi resim olarak ayrıntılı olarak çiziniz. Yani okulun penceresinden aşağı baktıklarında çocuk bir yere doğru şaşırmış şekilde bakıyormuş. Parmaklarıyla da o yeri gösteriyormuş. Buraya kadar zaten adam burayı vermiş. Biz ne yapacağız? Buraya kadarını çizeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Hani çocuklar bir yere bakıyorlar ya şaşkın halde. Ondan sonrasını siz ekleyeceksiniz hayal gücünüzle. Mesela bu kadar insan nereye bakıyor? Mesela orada bir tane köpek kediyi kovalarken kediyi kovalıyor. Siz o şekilde oraya görebilirsiniz. Oraya önde bir kaçan bir kedi yaparsınız. Arkasından da köpek şey yapıyor. Çocuklar elleriyle gösteriyorlar. Yani bunu bu şekilde yaparsınız. Ayrıyeten de buradaki ayrıntılardan bir tanesi de okulun penceresinden aşağı doğru. Yani pencereden mesela iki katlı bir bina yaparsınız. Okul penceresi gibi düşünün. Pencereden aşağı doğru bakıyor. Yani buradaki bakış açısı ve aşağıdaki çocukların mesela bir insan yukarıdan baktığı zaman, aşağı baktığı zaman direkt karşınızda duran bir insanı göremezsiniz. Sadece üstten görürsünüz değil mi? O yüzden figürleri ona göre yapın. Yani oradaki bakan insanın bakış açısına göre şey yapın. Bunun için de mesela sizler de pencerelerden dışarıdaki çocukları bir gözlemleyin. Yukarıdan nasıl bakılıyor? Veya bunu bir çizmeye çalışın. Yani bu bir örnektir. Size daha farklı şey sorarlar. Bu sorulmuş bir soru. Bilsen sınavdan çıkmış. Veya mesela 3 tane veya 4 tane şey verebilirler size. Mesela derler ki kaplumbağa, masa ve gözlük olan bir resim çiziniz. Bu üçünü kaplumbağa, masa ve gözlük bu üçünü birbirine uyum halinde sayacaksınız çocuklar. Yani birbirine uyum halinde ve de herkesten farklı bir şekilde çizmeniz gerekiyor. Yani sadece kaplumbağa, masa ve gözlük çizmeyin. Yani ayrıntılara girin, mekana girin veya bunları birbirleriyle bağlantılı bir şekilde yapın. Birbirlerine bağlantılı olsun. Yani birbirlerinden kopuk olmasın. Diğer bir şey de mesela bardak, fil ve şemsiye olan bir resim çiziniz diyor. Mesela bardak, fil ve şemsiye olan bir resim çiziniz. Burada dediğim gibi bardağı, fili ve şemsiyeyi birbirine bağlantılı bir şekilde çiziniz. Yani çizdiğiniz zaman orada sırıtmasın. Yani şemsiye ayrı, fil ayrı, bardak ayrı olmasın. Mesela daha başka bir soru sorulmuş. Demişler ki bir hayvan çiftçi olsa bu hayvan hangi hayvan olurdu? Mesela bazı hocalarımız tasarım yapmış veya bazı öğrenciler tasarım yapmış. O hayvan olarak mesela fili seçmişler çocuklar. Şöyle bir tane fil yapmışlar. Şöyle fili yapmışlar çocuklar. Filin şu hortum kısmına da ne yapmışlar? Tırmık. Çiftçiler bahçeyi şey yapmak için bahçeyi toprağı temizlemek için veya taşları üzerinden almak için tırmık kullanırlar. Mesela fil yapmışlar. Yani birbirleriyle bağlantılı yapmışlar. Veya mesela daha farklı bir çalışma şey yapılır. Sizden yapılmasını istenir. Onu da çok iyi gözlemleyin ve şey yapmadan önce mesela şöyle küçük bir yere eskizini atın.
ne yapacağınızı tasarlayın kara kalemle. Tam hepsini oturduktan sonra burayı silin, buraya aktarın. Yani burada küçük yaptığınızı büyük olarak kağıda aktarın. Bu size hem zamandan kazandıracak hem doğru bir çizim yapmanızı sağlayacak. Yani çünkü direkt resme girdiğiniz zaman sürekli sileceksiniz, olmadı, böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam diye düşüneceksiniz. Bu da size zaman kaybına neden olacak. Bu şekilde yaparsanız veya aklınızda dahi canlandırırsanız sizin için daha iyi olur çocuklar. Çocuklar, şimdi oran ve orantı hakkında bilgi vereceğim. Burada imgesel bir çalışma, yani hayali bir çalışma. Burada mesela oran ve orantı nedir? İnsan vücudunun veya bir herhangi bir objeyi çizeceğiniz zaman objenin hani her tarafının eşit olması lazım. Birbirine olan değerlere eşit olması lazım. Mesela ben burayı ayakkabı yapmışım. Ayakkabıyı çok büyük yapmış olsaydım burada şurada ayakkabı var. Ayakkabıyı çok büyük yapmış olsaydım burada sırıtırdı çocuklar. Yani insan vücuduna uyacak şekilde. Yani adamın boyu bu boyda olduğu için kafası abes kaçmıyor. Çok büyük değil. Kolları birbirine eşit. Bakın şu şurayla şurası birbirine eşittir. Yani ayakta aynı şekil. Yani diz kapağıyla burası hepsi birbirine eşit olduğu için bunlar oran ve orantıdır çocuklar. Yani birbirlerine olan kısımları hepsi birbirine eşit olduğu zaman oran ve orantımız düzgün çıkar ve buna göre nesneleri ona göre yaparız çocuklar. Yani birbirlerine uyum içerisinde olması şart. Oran ve orantı da bu şekilde çocuklar. Yani ne çizecekseniz, atıyorum bir tane bardak yapalım. Çay bardağı yapalım. İnce belli bir çay bardağı yaptık çocuklar burada. Bakın üstüyle altı birbirine eşit. Boyu da birbirine uygun. Burada oran ve orantısı çocuklar sırıtmıyor. Ama biz burada kafasını büyük yaparsak, gövde kısmını küçük yaparsak bardağımız ne olacak? Bozuk çıkacak çocuklar. Oran ve orantısı bozuk olduğu için ne olacak? Burada düşük puan alacak çocuklar. O yüzden ilk başta yapmamız gereken kompozisyon, ondan sonra oran ve orantı. Merhaba çocuklar. Bilsem resim sınavında çizgiden 20 puan alacaksın çocuklar. Çizgi deyince ne aklımıza geliyor? Mesela karşımıza bir model oturdu veya farklı bir şey çizdiniz. Obje olur, nesne olur. Onu çizerken çocuklar böyle çizerken araştırma çizgileri atarız. Hani emin bir şey çizeceğimiz zaman, mesela şöyle bir el çizeceğimiz zaman bunu bu şekilde yaparken bu şekilde yardımcı çizgilerden yararlanıyoruz ya. Bu şekilde arayıp şöyle bir parmağı yaparken hani arada farklı çizgiler atıyoruz. Bunlar bizim araştırma çizgilerimiz, yardımcı çizgiler. Mesela ben bunu buradan bulurken şuradan omuzum nereden geldiğini bu şekilde düz çizgi çizmişim. Eğik çizgilerle. Bakın daha sonra mesela şu dizin şuradaki ayak kısmı veya şuradaki şey kısmının nereden geçtiğinin emin olmak için ne yapmışım? Düz bir çizgi yukarıdan düz bir çizgi indirmişim. Demişim ki mesela şu kolun nereden geldiğini öğreneceğiz. Bakın yakanın burasından düz bir çizgi indiriyorum. Bakın burada. Yani buradan başlıyor. Bu şekilde gidiyor. Bakın şurada emin çizgilerim var. Daha koyu, daha net.
Çünkü bunlar emin çizgiler. Bakın burada da var. Aynı çizgiler. Yani binlerce çizgi atıyoruz çocuklar. Çizim yaparken işlerinden net olanı yapıyoruz. Mesela şuraya bir tane kutu çizeceğiz. Karşımızda kutu var. Kutu çizeceğiz. Bu şekilde gözümüzle arıyoruz. Doğru çizgiyi bulduğumuz zaman düz bir tane çizgi çiziyoruz. Veya kutu çizerken ilk başta hafif çizgilerle yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde hafif çizgilerle, yani hafif çizgilerimiz de bizim araştırma çizgilerimiz olacaktır. Onları silmeyin. Bakın. Bu şekilde doğru olduğuna emin olduğumuz zaman ne yaparız? Daha belirgin hale getiririz. Daha emin ve net çizgiler belirleriz. Yani daha koyu bir çizgi veririz. Bu da bizim sınavda 20 puan almamıza neden olacak çocuklar. Bu şekilde, yani çizgi dediğimiz zaman bu şekilde emin çizgiler. Farklı sınavda şu şekilde araştırma çizgileri yapıyoruz. Bunları silmenize gerek yok. Nedir? Çok koyu bir çizgi yaparsan onu silersin. Ama bu çizgileri gördüğü zaman oradaki hocalar der ki bu çocuk araştırma çizgileri kullanmış, daha iyi görebiliyor. Bu şekilde çizgi değerleri bu şekilde çocuklar. Yani çizgi deyince bu akla geliyor.